10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 1541. Çevrenizden seçeceğiniz bir ekosistemde üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların madde ve enerji akışındaki rollerini inceleyiniz. Cevap: A. Madde ve enerji akışında üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların rolünün incelenmesi sağlanır. B. Ekosistemlerde madde ve enerji akışı, besin zinciri, besin ağı ve besin piramidi ile ilişkilendirilerek örneklendirilir. C. Biyolojik birikimin insan sağlığı ve diğer canlılar üzerine olumsuz etkilerinin araştırılması ve tartışılması sağlanır. Ç. Öğrencilerin canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren bir besin ağ kurgulaması sağlanır. Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olması üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar tarafından sağlanır. Üretici canlılar, fotosentez ile güneş enerjisini organik besinlerde depolanır. Depolana bu enerji beslenme ilişkisine bağlı olarak üreticilerden tüketicilere doğru aktarılır. Sadece üreticilerle beslenen canlılara birincil tüketici, birincil tüketicilerle beslenenlere ikincil tüketici denir. Birincil tüketiciler, otçul, herbivor, ikincil tüketiciler ise etçildir, karnivor. Ayrıca etçiller üzerinden beslenen tüketiciler de vardır. Bunlara üçüncü dereceden tüketiciler denir. Ayrıştırıcılar, ekosistemdeki tüm canlıların kalıntılarını ayrıştırmak suretiyle tekrar ekosisteme kazandıran bir bağlantı noktası gibi iş görür. Ayrıştırıcılar azaldığında ya da yok olduğunda bu bağlantı kopacağından diğer canlıların dağılımı da etkilenmiş olur. Besinlerdeki enerjinin üreticilerden otçullara ve onlardan etçillere kadar olan iletimine, besin zinciri veya enerji aktarımı denir. 2. Bir ekosistemde ayrıştırıcıların yok olmasından üretici ve tüketicilerin nasıl etkileneceğini sınıfta tartışınız. Cevap: Besin piramidinin temelinde üreticiler yer alır. Yukarı çıktıkça birincil tüketiciler, ikincil tüketiciler diye devam eder. Ayrıştırıcılar bu besin piramidin her basamağında yer alır. Üreticiler güneş ışığını ve kimyasal maddeleri kullanarak besin üretirler. Birincil tüketiciler üreticileri, ikincil tüketiciler ise diğer tüketicileri besin olarak kullanır. Bu şekilde ekosistemde besin akışı sağlanmış olur. Peki bu sistem içerisinde ayrıştırıcıların görevi nedir? Ayrıştırıcılar isminden de anlaşılacağı üzere ölen canlıların ayrıştırılmasını sağlar. Ayrıştırıcılar ailesi çeşitli bakteri ve mantarlardan oluşur. Çürükçül olarak da adlandırılan bu canlılar üreticilerin ve tüketicilerin ölmesiyle oluşan atık maddeleri parçalayarak toprağa karışmasını sağlar. Bu sayede hem kendileri için besin oluşturmuş olur, hem de atık maddeleri ortadan kaldırarak sistemin devamlılığını sağlamış olurlar. Canlı atıklarında bulunan ve diğer canlılar tarafından besin olarak kullanılamayan maddeler ayrıştırıcılar tarafından kullanılır ve tekrar toprağa karışır. Bu sayede üreticiler tarafından tekrar kullanılabilir. Ekler bölümünde verilen öğrenci öz ve akran değerlendirme formlarını doldurunuz. Araştırma raporu değerlendirme formunu dikkate alınız. Cevap: Öğrenci öz ve akran değerlendirme formlarını sizler doldurmalısınız. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.